Songül, hoş geldin. Hoş buldum hocam. Merhaba. Kendini tanıtır mısın? Ben Songül Öztekin, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde Çocuk Gelişim Bölümünde ön lisans okuyorum, açık öğretimde. Aynı anda iki bölüm okuyoruz. Peki, bizde ne zaman YKS Dil Öğrencisi'ydin? 2017-2018 döneminde mezun olarak geldim. Daha önce de Bursa'da yaşıyordum. Sırf akın dil için Ankara'ya taşındım. Sırf akın dilde YKS dersi almak için buraya geldin. Evet, hikayen çok ilginç. O yüzden onu özellikle soruyorum. Peki, geldiğin için mutlu oldun mu? İki gelmişim dedin mi? Evet, tabii ki. Yani burada aldığım eğitimi gerçekten hem hazırlıkta, hem bölümde, hem de genel olarak hayatımda çok etkisini gördüm. Hatta işte dil dershanesi arayan herkese istisnasız hangi şehirde olursa olsun akın dil varsa oraya git diyorum. Çünkü öğretmen kalitesinden, hani gerçekten kaliteli öğretmenleri seçtiklerinden, verdikleri dersin, eğitimin çok kaliteli olduğundan %100 eminim. O yüzden mesela genelde akın. Teşekkürler. Memnun kalmana çok sevindik. Peki burada mesela derslerde gördüğün yoğun bir kelime var. Çok fazla okuma, çok fazla çeviri yaptık. Bu senin eğitimine nasıl katkısı oldu? Şöyle, ben hazırlık eğitimi alırken özellikle reading derslerinde burada okuduğumuz parçaların neredeyse aynılarını görüyordum. Ve böyle kelimeleri işte arkadaşlarım yeni öğrenirken ben burada öğrenmiş oluyordum hazır ve hazır bir şekilde gidiyordum. Sonrasında YDS'ye girdim defalarca. Hani onlarda da sürekli burada çözdüğümüz testlerden kelimeler, hatta direkt böyle çok benzeyen paragraflar vesaire görmeye başladım. Bölümde de eleştirel okuma yazma derslerimiz oluyor bize. İşte, ya da o tarz şeyler. Zaten birinci sınıfta da okuma dersleri, yazma dersleri görüyoruz. Onlarda da çok fazla işime yaradı burada öğrendiğim şeyler. Şu anda da aktif olarak ekstra işler yapıyorsun. Evet, az önce söylemiştin. Ne yapıyorsun ekstra olarak? Haber yazarlığı yapıyorum. Aynı zamanda çeviri de yapıyorum. Çeviri işleri de yapıyorum. Haber yazarlığı, evet. Çeviri işleri. Çeviri hangi konularda odaklı gidiyor? Şöyle, ben normalde ekonomi haberi yazıyorum. Ekonomi haberlerini genelde yurt dışında ya bunları Türkçe ve İngilizce'ye çeviriyoruz ya da İngilizce'den Türkçe'ye çeviriyoruz. Bunlar için de katkısı oldu yani burada aldığın eğitimin. Politik ve siyaset, bu tarz şeyleri de mesela çok fazla çeviriyorum. Özellikle günümüzde bunlar da çok fazla YDS, işte DYS, o tarz sınavlarda da çıkmaya başladı artık. Yani sürekli olay olunca. Evet. Bunlarla da böyle güncel kelimelere hakim olmak, evet, burada aldığın derslerde sana yardımcı oldu o zaman. Aynen, aynen. Peki, şimdi Çanakkale çoğu öğrencinin okumak istediği bir şehir. Evet. Çanakkale'de öğrenci olmak nasıl bir şey? Çanakkale'de öğrenci olmak gerçekten bir insanın başına gelebilecek en güzel şeylerden biri. Yani Çanakkale'ye gelip de sonradan Çanakkale'den gitmek istemiyor kimse. Hatta mesela ilk başlarda, ilk bir haftada gelip de adapte olamayan ama sonrasında Çanakkale'den asla ayrılmak istemeyen arkadaşlarım oluyor. Yani mezun olurken de çok zor oluyor mesela. Ve şey, gerçekten bizim bölümümüz özellikle İngilizce öğretmenliğinde akademik kadromuz çok sağlam. Evet. Yani bütün öğretmenlerin akademik çalışmaları hala devam ediyor. Yani işte belli bir rütbeye geldim, sonra kendimi geliştirmeyeyim tarzı düşünceleri. Çok dinamik bir kadro var. Evet. Çok sağlam bir kadro var. Çok böyle gençler, hani yeni tarzlara, yeni şeylere çok alışkınlar. Metotlar kullanıyorlar. Hani öyle bir öğretelim geçsinler. Nasıl olsa önemsiz falan demiyorlar. Gerçekten geliştiklerimize, hani geliştiğimize emin olduktan sonra bizi mezun ediyorlar, öyle diyeyim. Peki hazırlık okudun mu? Evet, hazırlık okudum. Sence hazırlık okumalı mı şimdi öğrenciler? LYS'ye hazırlanırken biz çok fazla test çözdüğümüz için okuma, dinleme, konuşma becerilerimiz birazcık köreliyor. Köreldiği için de sonrasında bölüme başladığımızda biraz sıkıntı çekebiliyoruz. Yani adaptasyon sorunu çekiyoruz. Derslerde daha fazla çabalamamız gerekiyor. Hazırlık okumasını o yüzden ben öneriyorum. Yani vakit kaybı gibi düşünmesinler. Hem üniversiteye adapte olmak için çok iyi bir süreç. Hem de bu İngilizcenin işte konuşma kısmına, yazma kısmına, makale yazma kısmına vesaire çok katkısı oluyor. Evet, dört beceride yetkinlik için aslında güzel bir fırsat sunuyor. Peki Çanakkale'deki hazırlık eğitiminden memnun kaldın mı? Çok memnun kaldım. Oradaki öğretmenlerin gerçekten... Herkes bir arada mıydı yoksa sizde dil bölümleri ayrı mıydı? Şöyle, sadece İngilizce öğretmenleri ve İngiliz Edebiyatı birlikte okuyordu hazırlık kısmını. Hatta benim ablam Boğaziçi Üniversitesi'nin İngiliz öğretmenliği mezunu. Onların hazırlık sınıfında böyle bir şey yokmuş. Ben bunu ona söylediğimde çok şaşırmıştım. Hani gerçekten çok iyiydi. Çünkü onlar da mesela çok geriye atmıştı onları. Hani
daha düşük seviyelerde öğrenciler olduğu için onların seviyesine göre anlatılıyordu dersler. Evet, yani karma her bölümden insan olunca altyapı seviye düşüyor. O yüzden kalite düşüyor. Ama siz hep İngilizce ile alakalı bölümler birlikte hazırlık aldığı için çok daha ileri gidiyorsunuz. Evet, çok makul, çok güzel bir sistem. Öğretmenlerimiz de zaten özellikle bu konuşma hocalarımız yabancı oluyor hep. O açıdan da mesela çok güzel bir tecrübe oluyor. Yani hazırlık okumak istemeyenler için de çok büyük kayıp oluyor diyemem. Yani birinci sınıfta da zaten ilk önce işte okuma, yazma, dinleme, konuşma derslerimizi yine görüyoruz. Ama birazcık daha ileri bir seviyede. Yani oraya gelen hocalar sizin bunları yapabildiğinizi varsayarak ilerliyor. Zaten çoğu kişi hazırlık okuduğu için hani sadece bir sınıf okumamış oluyor mesela. Onları biraz daha geriden başlıyorlar. Sonra diğerlerine hızlı hızlı ilerliyorlar falan. Evet. Peki, bölümde kaç ders almıştın birinci sınıfta? Şöyle, 4 tane işte temel becerilerin dersi vardı. Bir gramer var ayrı gibi. Bir de 2 tane eğitim dersi vardı. İlki eğitim yaptıkları. Bir de Türk dili vardı onlardan ayrıyeten. Bir de yabancı dil, Almanca. Peki başka, yani ikinci ona soracaktım. Diğer dillerde destek var mı? Çanakkale isteyen başka ikinci bir dili seçmeni ders alabiliyor mu? O imkanlar var mı? Şimdi şöyle, Almanca dersi veriliyor yani ikinci yabancı dil olarak. Bir de Fransızca veriliyor diye biliyorum. Bunlar ilk olarak okul dışında bizim Çanakkale'de yurt dışından öğrenci getirilen bir derneğimiz var. Orada yabancı öğrenciler buraya projelerle geliyorlar. Isaac gibi projelerle mi? O projelerle gelen hocalarımız kendi dillerini öğretiyorlar bize. Yani bunun için geliyorlar aslında. O tarz yerlerde İspanyolca, Fransızca, Japonca konuşma kulüpleri oluyor. Çanakkale'de Japonca var. Japonca alabiliyor mu? Mesela hiç var mı arkadaşlardan Japonca alın üniversiteden? Bizim İngilizce öğretmenliğinde vermiyorlar. Tam emin değilim ama ya sonraki senelerde öyle bir başlayacak olup verilmeye. Şimdi kontenjan galiba az olduğu için başlamıyorlar. Evet. Ama onun dışında yani böyle farklı dilleri öğrenmek isteyenler çok fazla imkan var. Ücretsiz zaten bu dediğimde bir kursları. Peki barınma imkanları ne? Yani yurt imkanların hakkında ne diyebilirsin Çanakkale'de? Ben KYK yurdunda kaldım bir boyunca. KYK yurtları gerçekten çok iyi. Hani imkan olarak hatta çoğu özel yurtta kalan arkadaşımla daha iyi imkanlarla yaşıyorum. Onun dışında böyle çok fazla KYK yurdu var ve çok büyük. Özellikle kız yurtları çok fazla var. O yüzden öğrencinin çok fazla açıkta kalma gibi bir durumu olmuyor. Hani KYK yurdu çıkmasa da ev fiyatları, ev kiraları biraz ucuzdu. Onu biraz pahalılaşmış şimdi. Şimdi artmış olabilir, evet. Ama yine de hani uygun öğrencinin kalması için. Hayat pahalı mı Çanakkale'de? Hayat pahalı mı? Şimdi şöyle, Çanakkale birazcık öğrenci şehri olduğu için öğrencilerin üstünden birazcık para kazanıyor. Ulaşım birazcık pahalı. Onun dışında geri kalan işte sosyal ortamlar vesaire o tarz şeylerde çok fazla pahalı değil yani. Büyük şehirlerde olduğu gibi ya da işte birazcık ondan düşük olabiliyor. Yani çok zorlamıyor bir öğrenci. Yani çok rahat 1.000 lirayla, ayda 1.000 lirayla geçinebilir. Hatta böyle lüks yaşamaya bile başlanabilir, öyle diyeyim. Peki, sence şu anda tercih döneminde pek çok kişi var. Mesela ilk 20 binde olan, 21 binde olana da öğretmenlik gelebiliyor. İşte 30 bine kadar işte edebiyatlar gelebiliyor. Ve sence tercih döneminde adaylar neye dikkat etsin? Yani geliyorsa öğretmenlik, gelmiyorsa hemen edebiyat mı yazsın, bir yıl daha mı çalışsın, başka diller mi tercih etsin? Sence şu anki aklınla tercihte en çok neye dikkat edilmeli? Okula mı, şehre mi, bölüme mi? Tercih yapmış, okumuş bir genç olarak. Şimdi şöyle, ben kesinlikle istedikleri bölümde okumaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer imkanları varsa ve istedikleri bölüm tutmuyorsa kesinlikle öğretmenlik, yani böyle öğretmenlik istiyorsa öğretmenlik, edebiyat istiyorsa edebiyat. Çünkü mesela çok fazla arkadaşım oldu, öğretmenlik kazanamadığı için İngiliz edebiyatına gitmiş mesela ve edebiyata ilgisi yok ya da işte ne bileyim çok fazla zorlanıyor vesaire. Ve zaten memnun da değil, o mezun olduktan sonra o işi yapmak istemiyor. Bir yerden 3. sınıftan itibaren mesela tekrardan hazırlanmak zorunda kalıyor. Hani yani 2 de olmasa 3 de muhakkak bir daha bir sınava falan giriyor. Evet, yani hayatları boyunca mutlu olacakları mesleği yapmak istiyorlarsa hani bir sene daha dişlerini sıkıp tekrardan hazırlanmaları önemli. Zaten şu an hani illa ekstra para gerekmiyor mezuna kalıp işte tekrardan hazırlanmak için. Çok fazla imkan var. Evet. Hani bu birazcık
disiplin gerektiriyor ikinci sene tekrar. Yani bu bireyselle çalışılabilir. Evet. Mesela atıyorum bizde de var yksdilakin.com'da uzaktan eğitim evet. sistemleri var, kurslar var. Yani 3 formatta da bireysel evet. işte uzaktan eğitim veya kursla 3 formatta çalışılabilir. Evet, sen mezuna kaldığın için peki bir yılda üstüne sırf dilden hazırlanmak için Ankara'ya geldiğine pişman oldun mu? Keşke yıl kaybetmeseydim dediğin hiç oldu mu? Hiç, hatta şu an tam tersi iyi ki diyorum, hani iyi ki tekrardan hazırlanmışım. Çünkü ben eğer hazırlanmasaydım tekrardan yine öğretmenlik olacaktı ama işte daha çok istemediğim işte Kayseri tarafları falan o tarz yerler olacaktı. Ve bu beni çok mutsuz ederdi ileriki süreçte, yani biliyorum. Ya mesela Kayseri çok güzel bir şehir, evet. üniversite çok sağlam ama seni mutlu etmeyecek. Evet, mutlu yani bunu çok iyi tartmak gerekiyor. Evet. Yani iyi kötü kavramı tamamen kişinin aynen. kendi beklentisiyle alakalı değil mi yani? Evet. Ya bir de zaten mesela şey, şurada şöyle bir durum var. Mesela öğrenciler birazcık şey diye düşünüyor. Şu bölümü okuyayım, nasıl olsa yine İngilizce bildiğim için öğretmenlik yapabilirim diye evet. düşünüyor. Kendi bölümünden bahsedeyim birazcık. Yani İngilizce öğretmenliği okuduğu zaman birisi gerçekten öğretmenliğin her şeyine hakim oluyor. Yani sadece İngilizce bilmek yetmiyor bir yerden sonra. Evet. Artık okullarda yeni teknikler uygulanmaya başladı. Yani eskiden işte gramer, işte şu tensleri ezberleyin geçin tarzı ezberleme yöntemleri artık kalktı. Öğrencilere farklı farklı yeni yeni metotlarla öğretilmeye başladı. Evet, artık işin içinde teknoloji evet. var. Yani yeni şey algı seviyesine evet. uygun, gençlerin, çocukların büyüdüğü çağa uygun evet. bir yaklaşımların anlatılması gerekiyor. Evet. 80'lerdeki, 90'lardaki, 2000'lerin başındaki metotları evet. değil, yenileri okuduğumuzu düşünüyorum. Evet, biz zaten şu an derslerimizde işte çocuklara İngilizce öğretimi, işte yeni yaklaşım var İngilizce öğretiminde vesaire. O tarz dersleri çok fazla görüyoruz. Materyal hazırlama dersleri görüyoruz. İşte interneti kullanarak öğrencilere derslerde kullanılabilecekleri materyalleri hazırlıyoruz. İşte normal el işi materyalleri evet. hazırlama derslerimiz var. Hani bu tarz şeyleri gerçekten öğretmenlik yapmak istiyorlarsa öğretmenlik tercih etsinler. Hani zaten öğretmenlikte mesela bazen işte çok fazla şehir ya da üniversite odaklı olmaları gerekmiyor. Yani mesela işte İlla şu yerden mezun olmam gerekiyor diye bir düşünce evet, gidebileceği olması. En yakın ildeki evet. öğretmenlik olması. Hedef öğretmenlikse evet. memleketin Erzincan'sa Erzincan'da öğretmenlik evet. okuyabilirsin. Sen işte Çanakkale istiyorsun, Çanakkale'de öğretmenlik okuyorsun. Evet. Yani anlatmak istediğimiz bu değil evet, mi yani? Ya evet. Şey mesela, atıyorum büyük şehirlerden bir yerinde işte İngiliz edebiyatı tutuyorsa ama siz işte öğretmenlik istiyorsanız sırf edebiyat orada bir yerler tutuyor diye, iyi bir yer tutuyor diye kampüsü güzel, şehri güzel diye evet. edebiyatı seçme. Evet. Öğretmenlik istiyorsan öğretmenlik seç. Kesinlikle. Çünkü hani evet. Ben şu an işte bir yerde çalıştığım zaman İngiliz edebiyatı mezunu ya da işte ne bileyim o formasyon eğitimini almadan işte o tarz şeyleri yapmadan mezun olmuş öğretmenden çok fazla öne çıkıyorum. Çünkü neden? Ben çok farklı teknikler kullanıyorum. Ben evet ama hakkını veren bir öğrencisin. Evet. Bunu çok ciddi hani eğitimde okuyanlar evet. da bunu take for granted evet. hani cepte bilmesin. Tabii. Tabii ki senin gibi böyle çalışkan hakkını veren öğrencilerin evet. böyle olduğunu da söylemek lazım. Yani, teşekkürler. Daha sonra bitmiyor her şey. Yani birazcık daha çabalamak gerekiyor mezun. Evet. Peki. Başka adaylara tavsiye edeceğim bir şeyler var mı? Yani şöyle gerçekten şeyden korkmasınlar. İşte üniversiteye gideceğim, işte sonra her şey zor olacak falan değil. Yani şu an en zorlu kısmı birazcık atlattılar. Artık daha önlerinde daha güzel bir yol var. En azından hayatları böyle yapmak istedikleri şeyleri yapsınlar. Yani kendilerini çok yıpratmasınlar yine işte olmadı, işte kazanamadım vesaire diye. Hani bir sene gerçekten kimsenin hayatından bir şey götürmüyor. Hatta daha tersi. Daha işte, olgun, daha evet, makul kararlar olabiliyor. Evet. Songül, paylaşımlar için çok teşekkür ediyorum. Ziyaretin için de çok teşekkürler. Teşekkür İyi ki geldin. Öğrenim hayatında ve hayatta başarılar diliyorum. 2017'de öğrencimizdin. Şimdi üniversite öğrencisi olarak beraberiz. İnşallah mezun olduğunda.